Bir telefonumuz daha var. Hemen alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu kez Gaziantep arıyor bizi. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar hocam. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Benim hocama iki sorum olacaktı. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Cehennemden çıkacak en son insanın günahını öğrenmek istiyordum. İlginç bir soru. Evet. Evet. Diğer soru? Bir de ben geceleri evde tek kaldığım zaman bana sürekli karabasan musallat oluyordu. Bunun için ne yapmalıyım? Efendim, yani bizim elimizden gelen... Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu karabasandır bilmem filan, biz Ayet-el Kürsi, Fatiha, Muavvize-teyn surelerini okur, Rabbimize sığınırız. İcap ederse tıbbi destek de alırız. Muhsin Bey, ben hobi olarak kendi bahçemde işte domates, biber, salatalık, gördüğünüz gibi bir şeyler ekip biçiyorum. Lakin bu sene ne hikmetse bütün fidelerimin arasında bolca karınca yuvaları var. Onları bozmayınca da bütün fidelerimi kötü ettiler. Ne yapmam lazım? Şunu bir hocama danışır mısın? Efendim, zarar veren haşeratı öldürebiliriz tabii. Evet. Yani... Muhsin Bey. Evet. Tamam. Zarar veren haşeratı. Tabii efendim. Evet. Peki. Diğer videoyu görelim. Koca be. Şimdi bilmesi geldiğim. Koruyumu tutamıyorum. Şekâretini vermek zorunda mıyım? Hayırlı akşamlar. Sizleri çok seviyorum. Biz de selam ediyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Evet. Tabii efendim. Oruç tutamıyorum şimdi, diyor. Fitre vermek zorunda mıyım? Kardeşimize Rabbimizden şifa diliyoruz. Maddi imkanı varsa fitre ile mükellef olur. Yani oruç tutamasa da fitre vermesi gerekir. Ya diyelim ki maddi durumu da müsait değil. Başkaları fitre veriyor. Yine de fitre vermeliyiz. Yine de fitre vermenin zevkini. Ya yılda bir fitre nedir ya? 23 lira ya. Yılda bir defa yani. Evet. Peki.